Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videodayız. Belki birçoğunuzun ismini bilmediğini ve ismini bilmediğiniz bir oyun. Enter the Gungeon. Bir dakika, video çekiyorum diye ona bakayım. Evet, çekiyor. Şimdi devam edelim. Oyunumuzda girer girmez 4 tane karakterimiz bulunmakta. Deniz askeri, pilot, suçlu ve avcı. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Ben şimdi suçluyu oynayacağım. Şimdi oyunun Steam'in orijinal oyunu. Şuradaki gördüğünüz boss parası diyorum ben onlara. Boss sadece bosslardan çıkabiliyor. Bazen de bu az önce olduğumuz yerde görevler vardı. Şimdi girelim oyunumuza. Oyuna girer girmez direkt böyle bir yerdeyiz. Tabii oyundaki düşmanlarımız mermi. Yani Enter the Gungeon'a zaten isminden biraz belli. Ama her merminin aynı özelliği yok. Mesela bu karakterin özelliklerinden biri vurulunca hasar yiyince sinirleniyor. Ben de aynı. Al şimdi. Mermi çıktı, alamıyorum. Ve arkadaşlar, bir odada bir eşya bırakmayın. Bırakacaksınız da iyi düşünün. Sebebi ise hırsız var. Hırsız geliyor alıyor. Oyunda her merminin farklı özelliği var. Her 120'den farklı, yok 100'den farklı mıydı? 50'den, 70'den fazla silah var. Sen dalga mı geçiyorsun? Videodayım diye mi yapıyor bu? Her odada mermi veriyor. Ne oluyor? Ben anlamadım. Aha! İşte o gördüğünüz şeyde anahtar şeyiydi. O gitmeden hemen vurmanız lazım. Yani yakalayamazsanız, öldüremezsiniz. Gider ve size anahtar vermez. Anahtar oyunda çok mu önemli? Tabii ki de. Bu teklilerin tabii ki de hep aynaları değil. Mesela gördünüz. AK ile geldi. Bir tanesi daha var. O da kırmızı bandanalı. Elinde şeyle geliyor. Uzi. İnşallah sesimi iyi duyuyorsunuzdur. Şu an çektiğim programı değiştirdim artık. Yani 10 dakikadan daha uzun videolar çekebileceğim. Eğer gene bir dakika rüzgar sesi geliyorsa özür dilerim. Çünkü çok iyi algılıyor Orbi ise. Yani her şeyi, koltuğun gıcırtısını bile algılıyor. Yani. Düşünün artık. Ve küçük bitiyor. Eğer slime'larınız küçükse üzerinden takla atarsanız öldürebilirsiniz. Takla ne işe yarıyor? Takla mermileri dodge'lamaya, yeri gelir düşmana sektirmeye yapılabiliyor. Ama bazı eşyalar ve biraz şey lazım, yetenek. Ben bu oyunda bayağı uzun süre oynadım. Yani şu an, tabii Steam'de şu an 15 saat falan diyor ama ben yani başta Kraken'i indirdim. Bu Kray'i değil, gerçeği. Başta Kray'ini indirdim. Kray ile gerçeği arasında bayağı bir fark varmış. Mesela bir tane adam var, ileride göreceksiniz. Elinde zincir var. Kray'inde o yoktu. Ve sandıklara ben hiçbir zaman güvenmiyorum. Neyse sen. Gungeon Paper. Garip bir biber. İşte sandıklar bazen yaratık çıkabiliyor. Yani bu oyunda en güvendiğiniz kişi bile düşmanınız çıkabiliyor. Hatta oyun kulüpte oynanabiliyor. Ve güvendiğiniz kişi demiştim ya, arkadaşınızla bile oyunu bitirdiğinizde RS atıyorsunuz. Oyun bayağı uzun sürüyor. Ben birinci katı bitirmem. Şu an en fazla süren 10 dakika ya da 7 dakika. Değişiyor yani. Bazen 12. dakikada ikinci katın bossunda kendimi görüyorum. Ve Gungeon Paper'ın ne işe yaradığını anladım, hatırladım. Gungeon Paper, siz düşmanları vurmadan, şu an ateş etmiyorum. Görüyorsunuz mu? Hasar yiyor. Yani hasar yediği nereden oluyor? Rengi biraz açılıp falan kapandığında direkt hasar yediği belli oluyor. Bakın, hiç dokunmadan öldürdüm. İşte o kısımdan küçük bir odada çok işinize yarayabilecek bir biber. Ve video niye çekmiyorum? Sebebini ben de bilmiyorum aslında. Bakın, bu böyle odalar var. O odaları açması için anahtar istiyor. Bakın, mesela küçük bir oda. Burada onları vurmadan direkt hepsini tek attım. Her karakter, 4 karakter var. Yok aslında daha fazla, 5 tane, 6 tane mi ne? Onların hepsi aynı değil. Mesela az önce gördüğünüz şeydi.
Hayalet yarası. Hayalet yarasının özelliği kendini diyelim ki şuraya yapladı ya. Sonra olduğu yeri tekrar ışınlayıp 3 kere sizi atıyor öyle. Ve siz nereye hareket ederseniz size tutturmaya çalışıyor. Sandıklardan şey çıkabilir. Yani büyük olasılıkla şey çıkacak ya, silah ya da neydi onun ismi? Eşya. Bazen arada bir şey olabiliyor. Bana olmuştu 2-3 kez. Yok, ardı ardı 2 kez olmuştu. Sandığı açıyorsunuz. İçinden hem bir anahtar hem de bir tane şey veriyordu. Eşya. İki kez öyle oldu, hem de arda arda bir silah, bir anahtar, bir eşya, bir anahtar. Benim şu alt tarafta gördüğünüz molotof, onu space'de atıyorsunuz, yani o aktif bir şey. Pasif ve aktif olarak iki var. Space'e bastığımda atıyorum ve otomatikman yapıyorum. Bunlar ikizler. Eğer bir boss'tan hiç hasar almadan geçerseniz size bir eşya veriliyor. O eşya, aha ben artık hasarı aldım. O eşya sizin şu işinize yarıyor. Ve blank, şu sağ taraf, sol tarafta görüyorsunuz, benim şeylerim var. Canlarım, para, anahtar ve blank. Blank, odadaki her şeyi patlatıyor. Herkese hasar verir, her şeyi, bütün mermileri yok eder. Ve ben galiba bir tane boss'u yendim. İkizlerin özelliği şu, ikizlerden eğer birini, yani diyelim ki ben bunu öldürdüm. Diğeri sinirleniyor ve canı sıfır olsa bile full gazla size geliyor. İkisini aynı anda öldürmek var mı onu ben de bilmiyorum. Şu an takla ata atsa lütfen, lütfen ölme, lütfen ölme. Tamamdır, artık geçtim. Ben böyle bayağı bir kez geçtim. Evet, bu canla. Bunu böyle aldım. Lütfen, lütfen, lütfen dedim ama ya. Duygusuz. İşte gördünüz, almış olsaydım 6 dakikada bitmişti. Üf, artık ne yapacağız, tekrar yapacağız. Dün de video çektim, aynı soğudu, aynı boss, aynı karakter, aynı şekilde. Hep güçsüz silahlar veriyor ya. Bir kere bir silah geldi, silah o kadar iyiydi ki, o kadar çok seviyordum ki, ikinci katın boss'unu bile hasarsız aldım. Ben ikinci katın boss'unu normalde sadece hasarsız alamam. Ama bir kere keşke onu video çekseydim ya. Bir şey yapmıştım çok güzeldi. Bir kalbim vardı şurada. Yani bu videoya artık ikinci katı görene kadar ya da üçüncü katı deneyeceğiz. Oyunu bitirenler en az o da. Hızlı oynarsanız 40 dakikada. Ya en fazla uzun oynarsanız benim gibi 1 saatte anca bitirirsiniz. Ama bir yani 1 saat 50 dakikada var. Yani 2 saate yakın olanlar da var, 2 saate az olanlar da var. Ama tabii bu biraz yetenek işi. Oyunda mermi sayısı bayağı bol. Hadi az önce gördüğünüz yani taklalar içindeydim. Kaçmam çok zordu. Hem bir de sizle konuşuyorum hem oyun oynuyorum. Düşünün artık. Bayağı ben aslında konuşarak oynamam. Video edelim diye öyle yapıyorum. Normalde ben konuşarak oynadığımda her zaman kötü oynarım. O yüzden boss odalarında geldiğimde biraz sessiz olursam, özür dilerim yani fazla konuşmazsam yani affedin, çünkü yoksa ikinci kata göremeyiz. Tabii başka youtuberlardan da bakabilirsiniz yani. Tek ben çekmiyorum. Ama Türk olarak hatırladım. Galiba ben fazla görmedim Türklerden bu oyunu çeken. Ya kardeşim niye geliyorsun? İşte göreceğinizlerden biri işte bu Gunnut. Bunu zayıf noktası zaten, etrafında dönerseniz direkt alırsınız. Mermilerin hepsini almaya çalışıyorum. Mesela böyle bazı odalar, her oda aynı değil. Mesela şu gördüğünüz şömine var ya, İşte eğer orayı su döküp şey yaparsanız, su dökerseniz orası açılıyor. Sonra içeri girip E'ye basarsanız bir oda açılıyor. Odadan sonra, ama o odayı açarken dikkat edin, iki tane anahtarınız olması lazım. İki tane. Değer az olursa açamazsınız. Yani toplamda 3 anahtar de tek atarsanız yaparsınız. Ben yaptım mı? Tabii ki de yaptım daha önceden. Bir
kere o kadar şanslıydım ki o gün. Orada slime öldürdüm ve boss oda orası açıldı. Orası neresine mi gidiyor? Kanalizasyona gidiyor. Kanalizasyona gitmesi kolay mı? Biraz zor. Hatta ben oraya gidip 2-3 oda sonra öldüğümü bile hatırlıyorum. Yani düşün, 3. kata kadar geldim. 3. katın boss'unu çok az canına kala öldüm. Lan arkadaşlar, yemin ediyorum onu mermi şey sandım, para sandım. Zaten kalkan. Kalkan şu işe yarıyor. Kalkan hasar yediğinizde patlıyor. Yani blank gibi. Blank'i de bomba. Bombayı yani oyunu öğrenmek, almak isteyenler 22 Haziran'da keşke alsaydınız. Sebebi ise oyun şu an 24 lira. O zaman 12 liraydı. Ben hiç bu fırsat kaçmaz lira aldım. Devam edelim. Anahtar var. Şu an arkada telefon. Sen kimsin? Çılgın kız. Bu kız ben bunu bir odadan kurtardım. Sonra bu satıcı oldu. Buradan eşyalar alıyorsunuz. İşte mesela bu silah var. Huntsman. İşte o bir tane. Allah cezamı. Bir de sakın bunun yanında 3 kez sıkmayın. Birincisinde kızar, ikincisinde fiyatları 2 katına çıkartır, üçüncüsünde sinirlenir, pompalayı çıkartır. Tabii hatırladığım kadarıyla öyle değildi. Bayağı bir, yani ikincisinde de öyle yapabiliyordu hatırladığım kadarıyla. Unuttum ben biraz onu. Böyle bir oda mı olur lan? Dediğim gibi. Sen ciddi misin? Niye bana bunu verdin? İşkence çekmemi mi istiyorsun? Ulan ne salakmışım. Yukarı gitsem direkt sandığı kullanacakmışım. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Bu kitaplarda her zaman aynı değil. Mesela ne atıyor? Q'ya benzer bir şey atıyor. Bunların yeşili var. Şey atıyor. Neydi onun ismi? 3 yapraklı oyun, 4 yapraklı oyun, 3 yapraklı oyun nereden çıktı be? Eğer böyle daha garip oyunlar istiyorsanız var, bulunuyor bende. Ben de garip oyun ne? Ben garip oyun. Yanından geç, çok geçelim. Mesela birçok daha oyunum var. 4 tane var altı üstü. Bir CS var. Onu herkes biliyor. Bir Gmod var. Onu belki bilmiyorsunuzdur. Bir kere sandık düşme çıksa da videoda gösterse. Artık arada bir Gungeon, Minecraft belki çok az çekerim. Çünkü yani sıradan olmak istemiyorum ya. Herkes Minecraft çekti. Herkes. Sen ciddi misin? Arkadaşlar bu mermi işe yarıyor. Gördünüz. Kısa mesafeden ya büyük, uzun mesafeden olarak yine aynı kısa şekilde gözüküyor. Bu her silahta gerçekleşiyor. Mesela o gördüğünüz shotgun'ın menzili fazla uzun değil. Bir süre sonra gidiyor zaten otomatikman. Sen ciddi misin ya, boss odası. Şimdi bakalım başka odalar kalmamış. Bunu tabağa basarak eğer şöyle yeşil alanlarda sadece yeşil alan. Bir dakika, 1 lira ekse. Dedim 25 liraya satıyorsa küfür edecektim. Hadi bakalım. Sizce geçebilir miyim? Bence geçebilirim. Hadi giriyoruz. Ama silah güçsüz. Sen ciddi misin? Sen benim deccalım mısın lan? Yanın lan ikiniz de. Bu silahı sevmemin sebebi doğru şekilde yapamazsanız back back diye bağırıyor. Patlat. Patlat. Hadi. Hayır. Bu odadan iyi bir şekilde çıkmak istiyorum. Sakın. Ya vekine mekine başlarım senin daha. Vek. Ne diyorsun abi? O kadar İngilizcem yok. O kadar İngilizcem olsa oyundaki herkes her şeyi çevirirdim. Allah. Tamam abi, şaka yaptım ya. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Benim amcamın oğulları mermiye kafa atıyor. Ben onu hiç anlamadım. Amcamın oğlu mermiye kafa atıyor. Niye? Kafası demirden mi hakim? Nasıl bir cümle o ya? Amcamın oğlu mermiye kafa atıyor. Tamam, benim de teyzemin atıyor ya. Ne artistin ki ben? Yanarım. Allah cezanı vermesin. Yanarım. Yanacağım, şimdi gebereceğim.
Öl artık lütfen, sana yalvarıyorum. Adama ölmesi için yalvarıyorum. Lütfen geber artık. Diğer dünyaya görüş artık. Kardeşinin yanına git. Konuşarak yaptım lan. Az önce bağırdığım için öküz gibi kulağınıza atladığım için çok özür dilerim. Ama sinirlendim. Bu ne lan? Aa, bunu biliyorum. Şey. En son çekiç mi ne balta fırlatıyor. Daha önce geldi mi hiçbir fikrim yok. Dur lan, ben niye gidiyorum? Dur, bir şey unuttum mu? Bakalım. Yok, bir şey yok. O nasıl bir şey lan? Ve arkadaşlar, oyunun gerçeğini de bu butondan anlayabilirsiniz. Sebebi Crane'de bu yok. Hadi bakalım. İkinci kata hazır mısınız? İkinci kata hazır mısınız? O zaman ikinci bölüm. Ağlamayın. Şaka şaka. Hadi gidelim. Şu an bir de I'ya bastığınızda bir kitap açılıyor. İnşallah sesim doğru düzgün gidiyordur. Yoksa kafayı yerim ben bu videoda. Çünkü bir daha çektim. Sesim iyiydi. Aslında kötü değil lan. La. Bir de arkadaşlar, bu katta hiç sevmediğim bir şey var. Sen ciddi misin lan? İyi, bu kat sevdi beni. İkinci kata kadar. Mesela şu... İşte bu. Bunu hiç sevmiyorum ya. Sen neden varsın bu oyunda? Niye varsın? Niye? Varoluş amacın ne bu oyunda? Aa, tek attım lan. Tı. Mesela o patlıyordu. O gidiyordu. Hayalet var orada. Lan işte dediğim şey, gördünüz mü? Kendini 3 defa ateşledi bana. Hadi bakalım. Al, paralar zaten otomatik geliyor. Az önce bir kalkanım gitti. Sniper. Ve bu aslında bu birinci katta da bulunabiliyor ama genelde ben ikinci katın bu odalarında çok görürüm. Onun mermilerine dikkat edin, her zaman 2 kez çeker. Sniperların bir gözlüklüsü bir de gözlüksüzü bulunmaktadır. Ve mesela her katta bunlar daha da güçleniyor. Bu ne? Bazen böyle tuzaklı odalar da çıkabiliyor. Sen ciddi misin? Aç onu. Sen ne yapıyorsun? Ben anlamadım. Lan! Ben niye buradan atlamıyorum ki? Atla. Hı, gitti. Bitti. Ya sen bana illa işkence ettireceksin değil mi? Bu odaları geçelim çünkü daha sonra tekrar geçeceğiz zaten. Yoksa yani ben rahat etmem. Şimdi iki tane daha düşman getirecek. Artık ikinci katın odalarını ezberledim. Neredesin oğlum, neredesin? Sniper selam. Sniper'ın kilitlendiği şu kırmızı noktadan belli. Eğer o sarı olduğunda yandınız. Ateşlendi. Baksanıza daha güçlü. Yani normal bir silahta. Lütfen. Yo, niye geldin? Niye? Seni kimse sevmiyor. Duygusuzsun çünkü sen. İlla bunu mu söyleyeyim? Kötü mü konuşayım senin hakkında? Bana hava hoş yani. Ben konuşurum. Vek yeter artık. Kafamı yedi. Kafamı. Boss'ta da zaten senin yüzünden beynimin hücrelerini yedi ya. Aa, ben az önce bunu kırmızı görmüş. Ha, yaktım tabii la. Ben de kafa gitti artık, yeter. Şu an keşke bir facecam olsaydı, kameraya bassaydım. Aynen. Bu muhteşem cümlemden kendimi alkışlıyorum. Burada artık her şey değişti. Her şey daha da pahalı. Mesela şu an öbürkü kat, yani her katta daha farklı. Mesela kapı... kız. Kız. Sal. Şu an bir tane daha kalbim oldu yukarıda gördüğünüz gibi. İşte. Bu da gizli katlardan biri. Buraya kırmızı bir kalkan lazım. Kırmızı kalkanı koyduğumuzda aslında bu geçit. Bu şöyle inecek. Oradan ineceğiz. Ve hani... ben size onu gösteremem. O diğer videoda kaldı. Ben onu sildim. Ben bir tane daha video yapmıştım deneme amaçlı. Yaptım onu. İyi bir şekilde gitti. Orada bir tane kral var. Mermi kral. Eğer o altarıdan yani o... Az önce gösterdiğim kattan geçebilirseniz bir kral var. O kralın eski haline gideceksiniz yani. Bir yeni kralımız var, bir de eski kralımız var. Eskisi mi yenisi mi? Tabii ki de yenisi kardeş. Çünkü eskisi öyle böyle değil. Ağlatıyor sizi yani. Cidden ağlatıyor. Bayağı zor. Ben bile yani o boss'u ya sen ciddi misin ya? Şunu illa yaptıracak mısın bize ya? İlla mı ya? Sen ciddi misin? Sen ciddi misin harbi ya?
Ya kardeşim az önce niye sıkmadın? Az önce niye sıkmadın? Açıkla bana bunu. Sen ciddi misin? Orada kırmızı var. Kırmızı var. Kırmızı var. Tamamdır. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi gidelim karakola merkeze. Seni ben bu kere çok seveceğim. Öl artık, öl, 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 öl. Yuh! Tövbe bismillah, ocan ne? Kardeş sen ne yaptın bana? Öyle olmaz, silahın dipçiğini al, kafama vur, bayılt. Tövbe bismillah, ne yaptı la bu bana? Az önce ben 4 canlı girdim diye biliyorum. Ben yok kardeş, yapmam. Bir de öyle bir çılgınlık yapmam. Aa sen küp. Lütfen, lütfen bir tane can çıkar. Aa, o iyi hemen gitti. İyi hemen gitti. Yoksa ben gitmiştim. Yani o beni alırdı. Ben onu bilirim. Sana mı vereyim? Ben her zaman kullandığımı yapacağım. Bir tane can çıkmıştı, onu biliyorum. Can, seni sevdim çocuk. Canım, canım, canım. İyi ki varsın can. İyi, o can olmasa ben gitmiştim. Hadi bakalım. Aha, cellat. Yemin ediyorum gittik. Gittik, 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 gittik. Ha, gitti la. Öldü. Böyle mi? Bu kadar mıydı? O zaman revolver. Altta bir tane cellat gördüm. Bir cellat gördüm sanki. Allah'a bekle. Tamam abi, şaka yaptım. Vallahi şakası makası yok. Öldürdü direkt. Hoppala, tamamdır. Abi hiç kaşınmayacak yer kaşındı. Ayağımın altı niye kaşınır? Bunu niye ben söyledim? Bilmem. İşte gördüğünüz şu an bayağı uzadı ha video. Bakın 10 dakikadan uzun video. Hayır ya, neden neden? Senin bana ne garezin var kardeşim? Oyun. Niye niye? Al yanım. Yanım lan. Bak en son şu kırmızılı ölecek. Ölmüyor. Öl artık kardeşim. Bak arkadaşlarını kundakladım, yeter. Çok konuşuyorsam özür dilerim. Şu an yüzümde bir gülücük kaldı. Anne gelecek. Nesin sen? Yine mi pompalı? Oğlum pompalıdan bıktım artık. Aa, yok lan, severim ben. Zula'da en çok sevdiğimden biriydi. Cidden Zula'ya ilk girdiğimde berbat oynuyordum kardeş ya. Sonra bir pompalı alayım dedim. Düğün salonundaydım. Tabii alan dar. Bir sıkıyorum, bir sıkıyorum kardeşim. İlk roundu kaybettik. İkinci roundda 17 kill'im oldu lan. 17 kill, 17. Onun 7'si olmuş sana. Aa bakın. Ya na na na. O nasıl ölümdü lan? Onca uğraştım, bir koydum öldü. Lütfen. Kardeşlerim gidin. Kardeş git artık, yeter yeter. Ben kendi korumamı kendim kırdım değil mi? Mesela öyle şeyler de yapabiliyorsunuz. Masayı ters çevirip ileride daha şeyler gelecek. Mesela tabut var. Bir tane gördüm. Bir videoda izlemiştim. Kendime de spoiler yaptım. Yani sıkılıyorum kardeş, ne yapayım? Video izliyorum. Az önce gelene bakın, şimdi gelene kadar. Bakın. Bir sen arkadaşlar. Video bu kadardı. Yani çünkü ben boss'a girdiğimde öleceğim. Onu biliyorum. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, son boss fight'ım için giriyorum. Ben alamam bunu. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Deniyoruz. Ben bunu alacağım. Yok daha neler. 8. sınıfta takdir almak daha kolaydı. Ve aldım da. Zaten videoları izleyenler... Hayır. Dur, diğer silahı kullan. Bunu de. Bunu. Oha, en sona gördünüz mü? Lütfen çığlık atma, sana yalvarıyorum, çığlığına kurban, lütfen. Nerede bu kadın? 10 mermimden ikisi isabet ediyor ya. Lütfen çığlık atma.
Tamam bunu yap ama çığlığını atma. Sevmiyorum çünkü senin bağırmanı. Hop. Ya Allah cezanı. Aha, gittik 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 kesin. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyun böyle. Beğendiyse bakalım bakalım kaç dakika olmuş. Bakın 17. dakikada buradayım. Beğendiyseniz beğenmeyi. Ben şimdi çıkayım. Beğenmediyseniz beğenmeyi, like ve yorum atmayı unutmayın. Canım çok sıkıldı ya. Yani sıkıldı derken öldüğüm için. İşte bakın buralarda da şeyler var. Mesela göstereyim size, yani son kapatacağım bundan sonra. Mesela bunlar satıcı. Bu parayla alıyoruz şu gördüğünüz sağ üst taraftaki. İşte o parayla alıyoruz. Sesim az geliyorsa geliyor. Bu da kaçakçı. Kaçakçı diyorum her zaman. Çünkü sebebi ise normal bir malı bunda daha ucuza bulabilirsiniz. Tövbe tövbe. Mal derken şimdi telif yemeyelim. Yani eşyayı. Bu da bizim ahtapot. Dili öyle böyle değil. Bakın böyle bir dil var lan. Nasıl bir dil o? Dil değil o. Bildiğin adamlar düşünmüş ne yapalım. Çivi yazısıyla Türk Japonca'yı birleştirin ortaya çıkan şey. Bu da bir satıcı. İlk aldığım karakter buydu, yani kurtardığım. İkinci katta. Bakın. Bu daha kaliteli. Sebebi ise burada ne alacağınızı görüyorsunuz. Orada sadece mesela burada gösterelim. Şurada en yakın satıcı. Bak sadece ismi var. Nasıl görünüyor, nasıl biliniyor. Tipi, şekli, şemali. Şimdi kitabımızı açalım. Kitabımız. Şimdi sandık eşyaları görüyorsunuz. Böyle böyle. Yani bayağı var. Say say bitmez. Yani düşünün. Silahlarımız. Evet bayağı var. Dedim size yani 70'ten fazla. Şimdi düşman bosslarımız. Bossları göstereyim. Yani yapamadım ama göstereyim. Bu şey. Neydi onun ismi? Karga adam diyorum ben buna. Bunlar az önce öldürdüğümüz ikizler. Bu mermi kral. Bu tek gözlü duyuyorsunuz. Bu Medusa. Bu da Amokondana. İsmi şey zaten, yani burada yazıyor Amokondana. Şimdi bayağı bir düşmanlarımız var. Bunu ben hızlıca göstereceğim çünkü kapatıyorum. Bunlar, bu genelde bunların ikisi 3. Bu da o garip katta gelir. Bu her katta olabilir. Bu 2'de çıkar. Çıkmaya başlar. Bu ne ben? Arovkin. Arovkin. Ha. Okucu. Bunların hepsi garip. Bunun kafatasları, güçlendiriciler, sandık yaratıkları, garip garip gat, gunnat, chain gunner, sonra bunlar, sonra bunlar var, sonra bu. Abicim bunun benimle 3. katta bir boss'u geldi, kafamı yedi ya, kafamı yedi. Keşke, ve sadece öldürdüğünüz boss'lar burada gözükebilir. Bu da kötü bir şey. Evet arkadaşlar, böyle konuşalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, like ve yorum atmayı unutmayın ve uçurumdan atlamayın. Hadi gittim ben ve mutlulukla oyun oynayın. Beğenin ha.